Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Erbağımızın Gökal kasabasına doğru giderken Düden Gölü'ndeyiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi Erbağımızın yeşil güzelliklerini çevremizi temiz tutalım. Şimdi gölü göstereceğim. Esrarengiz eşsiz güzelliklerle bir gölü var. Düden Gölü efsane. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi Düden Gölü'nü. Şöyle dağların eşsiz güzelliği, demiş olduğum gibi. Dağların dumanı hiç geçitmez. Gölü görüyorsunuz, demiş olduğum gibi. Göl çok güzel göl. Havası falan bir başka güzel. Erbağ'a gelecek olacak olursanız piknik yapabileceğiniz en güzel noktalardan birisidir şu Düden Gölü, demiş olduğum gibi. Şöyle görmenizi isterim. Görmüş olduğunuz gibi piknik alanlarını falan, yeşillik alanları efsane. Anne, evet, şenlik vardı ve ona geliyorduk ve şenliğe gideceğiz birazdan sonra da. Ayşegül Pınar diye ünlü bir sanatçı Erbağımızın şenlik veriyor ve çilek festivali falan var, ona geldik. Şimdi birazdan geçeceğiz oraya da. Görmüş olduğunuz gibi zaten anlatmaya gerek yok, mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi yine piknik alanlarını falan.
Aşma kırandan aşma. Ben sizleri tanıyorum. Buradaki herkes gökhanlı mı? Herkes ergani mı? Helal olsun her kırandan aşanı. Ben seni sanıyorum da yanıyorum ben. Yanmada güzelim yanıyorum ben. Yerlendirin de sonra geliyorum ben. Geri döndük Düden Gölü'ne. Orası çok kalabalıktı, yer bulamamıştık ve burada da zor bulduk yer. Etraf çok kalabalıktı, piknik yapan çoktu. Demiş olduğum gibi işte Erbaa'ya gelecek olursanız en güzel bir noktalardan birisi de Düden Gölü'dür. Piknik yapmak için birebir bir yerdir. Gökhal kasabasından doğru giderken tam girmeden orada oluyor yani Düden Gölü. Ve Gökhal kasabasının vazgeçilmezidir Düden Gölü. Yine şenlik vardı, gördünüz zaten. Anlatmaya gerek yok. Eşsiz güzelliklerini, müzikleri falan. Evet, şimdi biraz dolanacağız. Görmüş olduğunuz gibi Erbaa'nın eşsiz güzelliklerini, yeşilliklerini demiş olduğum gibi.
Peki bu çilek festival denen nedir? İşte böyle çilekleri getiriyorlarmış. En güzel çilek neyse jüri üyesi onu seçip ona ödül veriyormuş. Öyle bir şeymiş. Ben de tam bilmiyorum. Yeni keşfettim zaten çilek festivalini. Pek henüz çilek görememiştim. Pek çilek göremedim çünkü 7.30'da falan daha erkenden seçmiş olabilirler, çilekleri almış olabilirler falan. Görmedim yani açıkçası çilek falan. Pek inşallah videoyu da beğenip izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir diyelim. Görmüş olduğunuz gibi şurada da yani. Şu güzellikleri dağlara bak. Pis gibi. Dağların dumanı hiç bitmez. Piknik yapmak için demiş olduğum gibi böyle bir yer, sakin, en güzel yeri bulduk bile diyebilirim yani. Piknik yaptıktan sonra falan da gideceğiz zaten, öyle diyeyim. İnşallah beğenirsiniz videomda. Kayalıkları, ağaçları falan görüyoruz. Esrarengiz, eşsiz güzelliklerini görüyoruz. Etraf dumanla kaplı çünkü çok piknik yapan oluyor, duman falan oluyor halinde bir şey olduğum gibi. Evet, videomuzun sonuna geliyoruz o zaman. Yepyeni yeni videolarda görüşmek üzere. Yepyeni videolar gelecektir. Yepyeni videolar gelecektir. Bunun için de yapmanız gerekenler like göçürmek, yorum göçürmek, belirtmek demiş olduğum gibi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir Erban'ın eşsiz güzellikler videomuzun daha sonuna geliyoruz. Bir açıklama videosu çektim. O da gelecektir yakında, yine söyleyeyim. Erban'ın eşsiz güzellikleri hakkında. Hadi bay bay.